Merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Evet, hepimize tekrardan ne diyelim? Herkesin günü güzel geçsin diyelim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol paralı bir gün diliyoruz İsmail'le beraber. Evet. Her zamanki gibi videomuzu İsmail'le başlatıyoruz değil mi annem? Değişmez ve değişmiyorsunuz. İsmail bizim video başlangıcında da İsmail'cim yapıyor. Oğluşum, sarı kuzum. Video sonunda da İsmail yapıyor artık değil mi? Hadi kaçalım dediğimiz zaman İsmail hemen otomatikman başlıyor söylemeye. Ne diyordu? İnşallah sevip ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Çocuklar hep aynı şeyleri söylüyor bizim söylediğimizde. Dur bakalım annem. Bak yine açılmış ya senin kolye. Bak bir kolye götüremedik biliyor musun? Bugün İsmail hiç sevmeyeceğim bir haber vereceğim. Vereyim mi? Var. Ver. Bugün hep beraber nereye gideceğiz biliyor musun? Ya. Nereye? Bugün anneme bilgisayar bakmaya gideceğiz. Medya marka. Beraber. Dışarı çıkmıyorsun. Ablama biz evde kalsak. Ablan dershaneye gidiyor. Bana bak. Kuzum benim hep beraber bugün annem, ben, Hakan ve İsmail anneme bilgisayar bakmaya gideceğiz. Büyük bir ihtimalle MediaMarkt'a gideceğiz. MediaMarkt'tan bir bakacağız, hem fiyatlarını bir öğreneceğiz. Ne kadarmış diye. Sen de gelirsin işte, bakarsın oralarda bir şeyler. Neye bakacaksın? Almayacağız ki bir şey. Ama ne alacağız sana? Tabletini daha yeni aldık zaten. Daha ne alabiliriz? Ne bu? Bilmiyorum. Senin PlayStation niye çalışmıyor? Amca yapalım vallahi, 2 senelik olduğu için olabilir mi? 2 senelik olduğu için tabii ki her 2 senede bir PlayStation yenilemek gerekiyor. Öyle mi lazım? Şimdi PC 5 çıktığı için İsmail PC 5 istiyor ama PC 5 alamayız. İstemiyorum. İstemiyor mu? Vazgeçtik değil mi? Parasını duyunca. Ne kadarını? 11 bin lira. 11 bin lira. Bir oyun konsolu 11 bin lira. Ne kadar pahalı. Çok pahalı değil mi anneciğim? Biz elimizdekiyle oynarız. Bizimkisi de zaten 4. Sana da fazlasıyla yetiyor değil mi? Sen de açabiliyorsun. Şimdi açarsın. Açabiliyorsun diye şimdi açarsın diye bana söyle. PC 4 aç, PlayStation açılmıyor diye açar mısın diyor da. Ben de 2 günden beri pek bakmıyorum. Oralı da olmuyorum. Bakalım nasıl. Sürekli olarak açıp kapattığın için olabilir mi? Çünkü Hakter abim kaldığında her zaman açıyor. Sonra direkt ben kapatıyor. Açıyor, kapatıyor. Açıyor, kapatıyor. Her zaman böyle yapıyor. Hani kaldı ya. Hakan Bey bir kere yazıyor, açıyor. Sonra sen geliyorsun. 10 dakika, 5 dakika bile geçmeden kapatıyor. Sonra yine o aynısını. Yani günde 5-6 defa açıp kapatıyor. Abisini şikayet ediyor şu anda. Bak cidden. Bayağı bayağı açıp kapatıyor. Hadi anneannenin yanına gidelim. Bir abi yormuş diye. Gel kalk bakalım. Kolay gelsin. Ama annem aklıma aldın, sağ ol. Kahveler kim yapıyor? Yine anneannede. Evet. İsmail'e yaptın mı? Hey. Olmadı bu şimdi. Çakma gelmedi. Ne dedin? Hakikaten biraz fazla acık. Ben buna soğuk yapalım. Evet evet, paşa olabilir. Kahvesi paşa olsun. Kahvesi. Ona bir de kendi şeyde yapalım. Ben de senin çekerek geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Bir rüyalar gördüm, sorma. Şimdi onları anlatacağım sana. Allah hayırlara çıkarsın. İşte Allah hayırlara, dedim kahve yapayım da geleyim. Birden de gelince. Ha, çocuğuma da bu paşa çayı derler ya. Paşa kahvesi. Paşa kahvesi. Oh. Oh oğlum benim. Dur dur, şey koyalım, öyle gider. Şey dur, yaparım. Ben koyayım fincan. Dur, çocuğuma tabak da koyayım. Evet. Çocuk tabaksız olur mu değil mi anneannem? Tabak ne işe yarıyor? Tabak böyle elinden şöyle tutmaya yarıyor. Elini aldığın zaman sıcak içmek olmasın için. Hayır, tutma diye. Evet, şey böyle orada fal kalkmak için. Bak bu nasıl gülüyor yalaz. Ay, bir keserim ben, onlara sıkıntı yok. Hadi şey olmasın sana. Başta olmuş şey olmuyor bana. Hadi iç bakalım kahveni, iç iç. Ben de annenin rüyamı anlatayım. Allah hayırlara çıkarsın. Hemen dedim ondan bir kahve yapalım, oturalım içelim. Sen yoktun, sen de çıktın. Şey ne derler ona? Bir alana bir bedava. Bir alana bir bedava. İki alana, iki alana bir bedava. Öyle mi? Öyle oldu. Bu arada günaydın diyeyim ben de. Sizlere de günaydın diyemedim.
Çocukların küçüklüklerini, bebekliklerini gördüm. Allah hayra çıkarsın. Bunlar nasıl bir rüyasa yani, nasıl öyle rüyama geldi sizin çocukluklarınız, bebeklikleriniz, hani etkilenecek bir şey de yok. Yok, belki de Hakan'ı çok sevdiğim için etkilenmişsin. Ha bak, o olabilir, o olabilir. Ya da şu anki sıkıntı, onlar üç taneydi benim, aralarında birer yaş ama benim çektiğim sıkıntı ya büyütürken. Herhalde belki de Hakan şu an şimdi çok hareketli ya. Belki de onu etkiledi beni, ne yaptı? Bunların biri dizimde olurdu, biri bu dizimde olurdu, biri de kucağımda olurdu benim. İşte. Gerçi en sakinleri de buydu biraz. Çok fazla şey değildi. Ama bu şeydi. İnadı vardı, hala söyler. Bacım şimdi hala var. Hayır, şimdi de var. Ya. Ama bunun çok fazla bir şeyi yoktu. Berrin çok bile, Ebru'nun zaten konuşmasından, onun çenesi durmazdı. Berrin'in de hareketliliğinden. Artık birini böyle ayağıma alırdım, birini bir dizime, birini diz böyle, ben de uyurdum. Nerede böyle koltuklar? Yerde. Yerde, bir de dayandığın yer divan. Şimdi her şey rahat, lüks. O zamanlar evde çamaşır yıka, bezler hazır bez değil. Yani her şey daha zor. Bir de böyle bezlerin kenarlarını oyalardık. O niye akılmış onu da bilmem. Amerikan bezi rahmetli anneannecin. Anneanneni bilirsin, çok tertiplidir. Nasıl bir dolabı vardı anneannenin, anlatsana. Tertemiz, düzenli, muntazam. Böyle simetri gibi o kazakları, rahmetli olduğundan hepsi kızlarım verdiğinde hepsi aldıydı. Hani bize birer tane hatıra diyerekten diye. Öyle tertipliydi, olmaz. Onlar böyle oyalanacak renk renk. Onlar kullanılmadan yıkandı mı kazanda kaynatılacak kar gibi beyaz. Ya kar gibi beyaz da benim üç tane var zaten. Onları abo yıka, elinde çitele, eller buraları anneannenin yara. Bak şimdi. Bak onu da yenilemedim. Dur, ne çiteledir? Bak, böyle ya birden şey olur böyle. Böyle ne? Olur, böyle olur ya. Ha. Benimki öyle oldu. Hayır ama ne oldu? Ne çiteledin orada? Ne yaptın? Böyle kontrol kaşını böyle böyle yaptım, bir baktım. O da sürtünmeden, aşınmadan oldu seninki, sürtünmeden. Ama o zaman sen yapmayacaksın. Seninki biraz keyfi olmuş. Böyle sıyıracaksın, böyle kaşıyacaksın. Benimki mecburiyetten. Tabii o zaman... Ama nereden bilsin o mecburiyetten? Yani şey. Öyle derdi o zaman annem. Annemlerin de öyle zor yaşantısı geçmiş ki nasıl diyeceksin? Bizim evde tüpte çamaşır, su ısıtmamız yahut da banyolarda kazan var, odunla yakılır. Benim jenerasyonum onu çok iyi bilir. O bedi, bir de benim anneme lükstü, anneannene lükstü o. Biz derdi, siz rahatsınız, evinizde su var, çeşme akıyor, o bize rahatsınız derdi. Şimdi bir biz de derdi, dereye götürürdük, derede tokaçla yıkardık. Tokaç? Tahtayla. Tahtayla, vura vura mesela, orada çitelelermiş. Hani bizim çektiğimizi anneme lüks gelirdi. Ne üşeniyorsunuz, çiteleyin, bembeyaz az. Şimdi benimkileri de bunlar hani size lüks. Ama bunun belki ben görmeyeceğim. Feyza'ya bunlar şey gelecek. Bakalım daha neler çıkacak. Belki Feyza şey de bunda. Bunun benim zamanımda 3 saniyelik yıkama uçan şey. Al işte bak. 3 saniyelik yıkama uçan şey. Ha, gördün mü? Al işte bak. Ya önceden kurutma yok. Şimdi kurutma makineleri de çıktı. Daha rahat oldu. Ha, millet asmayla da uğraşmıyor. Çocuklar aklıma gelince dedim bir kahve yapayım da oturayım dedim. Belgin'le konuşayım. Onlar da bununla sohbet ediyormuş. Tombaladan çıktım. Ben ne bileyim, sohbet ettiğimizi sana da yapardım. Bilmiyordum. Ben dedim yapıp da annenden dedim bir rüyamı anlatayım diyerekten diye. Çakır gözlü değil. Yok çakır değil o ya. Yeşil gözleri çok yeşil güzel. Yeşil değişiyor. Onun gözleri sana benziyor zaten. Hı? Bu giydiği kıyafete göre dönüyor. Giydiği kıyafete göre değişiyor bunun gözlerde. Aynen. 2-3 yaşlarında bildiğin deniz mavisiydi. Böyle bir mavi rengi vardı gözlerinde. Çok güzel. Şimdi yeşile döndü iyice. Evet. Ela. Anneninki Ela. Taktı Ela. İyi Ela. İyi. Bunun gözleri bana benziyor. Ela. Tamam. O senin dediğin olsun. Ela olsun. Yeşil ya da Ela. Fark etmez. Yeşil ya da Ela. Saçlarını uzatacağız bunu. Şeydeki gibi şöyle. Arkadan mı kuyruk mu? Yok hayır, kuyruk değil, böyle komple uzun olacak. Şöyle olacak hep saçlar. Hiç bunları artık Amerikan yapmayacağım. Komple böyle uzun gidecek, yuvarlak.
Ha şey kimin kes? Haptını kestiriyorduk. Haptan çok az bir şey şuradan oluyordu. O da, Küçük ya, yuvarlak onun da. hiç orada onu da bırakmayacağım artık. Komple böyle yuvarlak Ama kesmiş. saçı dalgalı onun gitmez. Yo, çok güzel oldu. İlk pandemide ben bir geçen fotoğrafını da gösterdim. Bir baktık çok güzeldir. Böyle yap, böyle. Ara güzel. Aynen. Tamam. Tabii bak ikimiz nasıl olsa aynı kuaföre gidiyoruz. Şöyle. Artık Güzel ben de olmuş. uzatacağım. Kürt Ya böyle yapıyorum ya da. Dur bir saniye kestireceğim. bekle. Elim böyle ya. Dur şunu alayım ben. Ya böyle yapıyorum. Ya da Güzelsin. ellerim böyle oldu. Böyle. Vay. Bildi İşte artık. zamane çocuğu. Şunu Hakkı abisinden öğrendi. Bugün ne yapacaksın anne? Bugün bilgisayara bakmaya gitmeyecek miyiz sana? He. İyi gidelim bakalım. Dışarıya gideceğiz yani. Hı. Gene çarşı pazar. Evet. Çıkalım onu halledelim hiç olmazsa da. He. Bir bakalım fiyatlarını öğrenelim. Ha, hem bir başka bir şeylere de bakarız. Benim Koçtaş'a girmem lazım. Ne bakıyorsun bana? Koçtaş'a Çok mı? mu gezeceğiz? Bu şimdi kan, bu da gelecek ya mecbur. Çok mu gezeceğiz diyor. Gelmesin. Evde Feyza da yok. Ha anne mi? Ben annenle gideceğim. Annesine çıkıyor. Hayır. Hayır, gelecekmişim. Hiç Geleceksin. uzatmaya Olmaz gerek yok. mı? Hayır. Aa, Çok güzelmiş. evet, ben beğendim yani. Fenerler de güzel. Güzelliğine bak. Anne çiçekli kok. Ama çok güzel şık Aha. duruyor. Bakar mısın? Ne güzel yapmışlar. Aynen. Üzerinde yazıyor mu fiyat herhalde? Diğerinde yazıyor galiba. 14. Şu 14. Hayır. Aynıymış. Aynı. Ben de şu 14. Olur mu bu iki katlı? Hayır, hani onun altı yok. Çıkmış Evet, bence. doğru olabilir. 14. Ay çok hoşuma gitti ya. Yani sen işte bak yapacağım deyince değil mi? Gevetmek kitabı. Aynen. Bunlar da güzelmiş. Bunlar benim hoşuma gitti. Mesela şu değil mi? evet bak mesela şu İsmail Odası'na. Bir de o evet. Şunlar çok güzel duruyor. Şu biraz küçük İsmail Odası. Şu Şu güzel. güzel. Geniş ya. Hı-hı. Aynen. Duvara. Evet ben de çok beğendim. Ay şu kalbisi de güzel. Bu Sizin da odaya. bir bizim odaya. Evet. Şu İsmail Odası da çok güzel. Şu üçgen de güzel. 44'müş kalpleri. Neymiş aslında? Üçgen de güzel bir şey. Aynen. Beşgen yani. Beşgen. Beşgen. Kardeşin oynuyor. Baba. Karabeciğim. Annen nesin? Gezmek olsun. Bak nasıl da geliyorsun ama. Hadi sizi yürüteyim birazcık da. Ah sorma. Evet. Tamam. Hadi. Annen ikimizi yürütüyor. Ama birazcık da iyi oluyor. Spor, spor. Spor iyidir. Aynen. Kilo veririz. Kilo veririz diyoruz ha. Ne bir şey fark ettin mi ben de? Bak maske takacağım. Aferin. Böyle takıyordum ya. Şimdi oynak olduğum için taktım. Çünkü böyle alıyor şuradan çat diye kopartıyor. Bebesi. Hakan. Nerede bebesi? Yoruldun mu İsmail? Hayır. O kadar şeyle oynadığı hiç yoruldum. Beni sırtına al ne olur. Ben çok yoruldum. Bineyim mi? Epşeyim. Ay kıyamam bin diyor çocuğum. Hakan indireyim de sen de. Ne iyi olur. Ay millet vallahi kim ne bakar. Öyle bir şey olsa düşün ki ben şurada oturuyorum. Deli derler. Yani deli zihinden yani. Zihinden engelli derler. Ne diyecekler? Aynen. Biraz da şöyle yaparım. Ay, ay. Tövbe yarabbim Allah'ım ya. Ay ay. Ay tövbe tövbe. Bak, o nereden geldi? Bak şu karşı tarafa parka gidelim bir arada. Ha gelelim. Ne var orada? Oyun parkı var. Mini city var. Çok tamam. Müze var. Tamam, biz Feyzalar'la gittiğimizde kitap fuarı var. Çok güzeldi Berner'le gittiğimizde. Olur. Harikaydı. Gidelim ama evden şöyle bir şey yapalım. Çocuklar acıkır. Erken çıkalım.
Olur. Hani köfte, patates kızartması. Ekmek arası. Ekmek arası yapıp evet paketleyip güzel olur. Denelim mi öyle? Test kodumuzu hazırlayalım. Aynen. Arkaya paşa çekiyor. Ay arkaya da gidiyorum bir anda. Şimdi hızlı bakıyor. Değişik yere girebiliyorum. Nene birazdan. Nene demeyecek Faize. Evet Faize. Dur bak şu şeyi göstereyim. Hakan. Nasıl bakıyor buna? Ay. 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 Bir sana bakıyor, bir ona bakıyor. Bana benziyor mu İsmail? Hadi. Şöyle yaptı ya. İngiltere'sini çekersin. Ha, resim çekecek gelmiş. Şuraya gideceğiz anne Mediamarkt'a. Alamadın onu bir türlü. Delirdi. Şu iyi anne bak. Hangisi? Bu güzel 6700. 6800'de yani. Aynı şeyleri. Markası iyi mi? İyi. HP çok güzel. Ama yine bir bakalım. Bu i5. i7'ler de çok pahalı ya. İki katına fiyat çıkıyor. İki katına çıkıyor. Bu da i5. Ama bu 512. 512 dediğin? Hafızası iki katı onlarda. Ha, daha mı fazla? Evet. İki katı hafızası var ama 8600. O 6700. 2000 lira fark var hemen hemen herhalde. Bu nasıl ya? Körmüş bu. Tamam. i7 yazdı da. HP 512 i5. Bu da çok güzelmiş. 10 milyar. Aynen ama harika. Bunu mu alsak? Dokunmatik mi var bunda? Yok, ekranlı yarışı. Ama çok küçük ve çok güzel. Ay ne kadar güzel. İncecik, tam sana göre. Bir de buna küçük bir çanta alman lazım. Evet. Bu da var. Sana bir şey göstereyim mi? Ha, bunda dokunmatik var. Bu da işte ötede gördüğümüz i5 240. Değil mi? Aynen evet. Teşhirinde ama bunun klavyesi iyi değil. Klavyesi çok şey değil demedi adamda. Bu da 5900 aslında. 256 4 GB ama 4 GB bu. Biz 8'ini alacağız. Şeyini şöyle. RAM'ini. Şunun gibi. Bu niye 4800 lira bu? PS4. i5 240. Intel Windows. Allah Allah. Bunu bir soralım bir. Yani. Bu da güzelmiş aslında. Evet. Hemen hemen aynı. Ay çaycının güzelliğine bak. Ne kadar şık. 450 liraymış, iyiymiş. Bir şey değil. Evet. Şöyle kahve makinesi mi alsak annemiz eve? Hayatım neymiş ha? 3,5 milyar. Evet, 1,5 milyar. Tamam, dedim ya sana 1,5 milyar yine iyi. Al şundan iyi. Alca. Suyunu nereden koyuyor? Böyle. Şu daha iyi. Dur. Bak benim evdeki makinenin aynısı.
Ne kadar pahalı almış. Ama o 5,5 euro. Evet. Sen kaç aldıydın? 2,5. İsmail önünden çekilen anne. Anneciğim burası giriş. Burada mı? Evet. Çıkacağız. Ben çıkacağız sandım. Tek tere gireceğiz dedin mi? Nerede? Biz ilerledik. İlerledik. Zaten. Tabii ki senin beğendiğin daha güzel olacak. Sen çok zevkli bir bayansın. Nereden beğendim dersen benim bir arkadaşı seçtiğin için. Dalga geçiyor diyecek. Yine bak yine. Yok gayet tabii. Benim bir şey... arkadaşı seçtiğin için tabii ki zevklisin. Tabii şey yine kendine yoktun ya onu diyorum yani. Şimdi. Her zaman gibi. İlk önce Gülcan'ın kahvesini bir ayarlayalım. Beğenmiyorsun ya o yüzden hayatım. Beğenmiyorsun evet. Yarım yapıyorsun diyorum. Yarım sadece. Yapmıyorum. Bol köpüklü yapıyorum ben. İnsanlar köpüklü ister, bu da köpüklüyü beğenmez. Bak köpüklüyü beğeniyorum ama bol, bol köpüklü. Onlar su, bunlara su da koyacağım. Bol köpüklü diye yarım kahve istemiyorum. Allah'ım yarabbim. Varsın köpük olmazsa olmasın yarım ama dolu olsun diyorum. Anana yaranamıyorum biliyorsun değil mi? Nasıl yaranamıyorsun? Aa dur sıkma. Canım açtı. Anasına yaranamıyormuş. Ver be. Ne güzel laf söylemişim ama. Sana kendi elci ezlerimle yaptığım içli köfteleri kızarttım, yedirdim. Ağzına bile verdim. Ama evet. Yaranamıyorum diyorsun. 3 tane içli köfte yedim. Yediklerimi sayayım mı? Arkadaşım arıyor tekrarcıkla. Buyurun Leyla. Leyla Manış. Leyla Manış Göçmen. Buyur, buyur canım. Leyla Göçmen. Leyla Göçmen Manış mı? Pardon özür dilerim. Nerede olmuş? Ne kadarmış? Dur bir saniye. Harikasın. Üzerindekine bayıldım. Şunu çok beğendim ben. Bak giydirsin diye çorabımı da uyumlu giydir yani. Aferin sana bak. İşte bir şey demiyorum bu uleme. İkimiz beyaz giymişiz artık. İçimize dolmuş herhalde. Bence de. Kalp kalbe karşıdır derler. Kalp kalbe. Senin de üstündeki çok güzelmiş. Annenlerin zevki. Yo aslında bu da benim zevkim. Ben beğenmiştim. Onlar doğum günümde almışlardı ya. Hatırlıyorsan. Annene köpüğünden vermeyeceğim de uyusun. Ayırayım. Ayırıyorum köpüklerini bak. Ne köpük gitti de. Bak gördün değil mi? Taşırası yakalandı olurdum. Sunan'ın neden taşırdın diye kızar. Dur, elim ayağıma dolandı. Şimdi bir şey söyleyecektim de o yüzden. Kendim iki bal şekerli. Bak şimdi ben alacağım onun köpüğünü. Kankası için neler yapıyor? Görüyor musun bak? Anne senin için köpüğünü alıyor. Almana gerek yok hayatım. Dolu olsun yeter diyorum ya. Ay söylediğim şeyi neden tam olarak bir türlü anlatamıyorum ya da anlamıyorsunuz onu anlamadım. Anne bak ağzına kadar dolu. Okey. Belgin zaten şey ama bu bilem zaten sen Belgin teyzen avukatsın mübarek yani. Hayır avukatlıkla alakası yok bu işin. Doğruları söylüyor. Benim bildiğim niye doğruları? Çocuk doğru neyse onu savunur ama benim çocuk Belgin ne diyor onu savunur. Ben hayır doğru ben doğruyu söylemiyorum şimdi bulem. Canım, tabii. Sen yarısına kadar dolduruyorsun diyorsun, köpük yapıyorsun diyorsun. Evet. Geldim teyzem köpüğünü de götürünce şey, ağzına kadar doldurdu. Hı-hı. Hayır benim çocuğum avukatlık yapıyor diyorsun. Seni seviyorum Bula. Ben de böyle birisi savunsa ben de severim zaten.
Bedava avukat. Ne güzel işte. Ama işte bu sevgi avukatlığı. Ne o avukatlığı? Sevgi avukatlığı. Ben seni öğreteceğim Barış. Sevgiyi saygı öğreteceğim ben sana, tamam mı? Duydun mu beni? Yemeyeyim hayatım. Hep yersin. Bana yersin yersin deyip de. Eşin altın varsa tabii. Kattırım. Hı? O dediğimi öyle vereceksin. Gider biz de kabul ettiririz yani. Elime yeter. Yarın Metin Hoca'ya geçiyor muyum? Yan haftaya tamamen başlıyor muyuz? Geçebilirsin istiyorsan Beyza. Formlar. Kamera varmış. Sonra sana elimle yediriyorum diye insanlara inanmaz en azından. Yağmur çalacak mı? Bugün çok geç. Aç ağzını. Bir dur lan. Severim bak. Tamam alacağım bir dakika. Hadi yavrucuğum aç. Götüreyim mi yanınızdan? Biberonu getirin biberonu. Koş buradan. Ben de oturayım. Koş buradan diyor ya. Biberonu getirin Mergin teyzemize. Ciddi ciddi gidiyor çocuk. Çocuk ya. Buluş gel annem gel. Arıyor bir de bak şu an. Aratmayın çocuğumu. Ne yapıyorsunuz? Annenle bayağıdan beri görüşmüyoruz. Dünden beri. Oturup bir muhabbet edelim dedik. Hasret giderelim bari dedik. Mergin teyzen annesiyle bilgisayar almaya falan gitti ya. Bilgisayar fiyatlarını falan konuşuyorduk. Evet. Laptop. Her şeyin fiyatları ne kadar uçmuş. Aşırı. Sakın evdekini düşürüp kırıp döküp bir şey yapmayın. Kesinlikle alma. Hiç bana bakma valla. Kaça aldıydık onu? Hatırlamıyorum. 5,5. Kesin olarak almam yani. Sürekli bir şey kıran ben değilim. 5-5,5 arası mı neydi sizin ikisi? Mergin teyzen kumanda aldıydı ya. Hangi yanlış alınmış o kumandalar. Aferin. Onları ben almadım yanlış. Benlik bir sıkıntı yok şu anda. Adam yanlış olmuş. Her adam neyse işte. Yanlış. Onları götüreceğiz yarın. Senin telefona şarj aleti alacağız yerine. Neden alacağız ama biliyor musun? 2 metrelik alalım. Neden alacağız ama biliyor musun? Hı. Benim şarj aletimin başına bir şey gelmesin diye. Bir kere hayal bak yıllar 15 yıllık hayatımda bir tane şarj aleti kırdım diye aklınız sakar geçmiyor. Bir tane mi ya? Ne bir tanesi mi İzacığım? 2 tane. 2 mi? Evet. Zaten telefonun şurada 1 senedir var yavrum. 2 tane şarj aleti 1 senede çok fazla. Alacağım onu da verdiğim zaman ne babam şarj aletine dokunacaksın ne benim ne de bozacaksın. 2 metrelik alın bana. 2 metrelikler çok pahalı. 18 yaşına gelinceye kadar başka şarj aleti yok. Abu. Ben kendim alırım. Hayır yok. Senin param benim param diye diyorlar. Yok alınmayacak. Bitti. Allah Allah. Farkındayım. Böyle. Nıtırdamın kamburunu gibi dolanıyor etrafta. Neden öyle biliyor musun sen? Niye? Jimnastik salonunu başka bir yere geçmeyi düşünüyordu. Hı. Oradaki hoca işte görmek istemiş bunları arkadaşıyla falan. Çok da aletler vardı. Gittim o aletlerde bir sürü şeyleri antrenman yaptırmış güzelce bir bayağı bir 2-3 saat kadar. Oradan geldi. Her zaman gittiği salon var ya oradan gelir gelmez oranın saati gelmiş. Direkt oraya geçiyor. Bir de o kadar burada antrenman yapıyor. Ağır geliyor tabii günde ki. Günde bir 9 saat falan antrenman. Öyle yapmış bu dün için. Dün öyle olmuş yani. Ondan. İkincisine gitme dedim halbuki ama gitmem gerekiyor dedi. Gitti. Başlıyorsun değil mi diğer tarafa? Hı hı. Hakkında hayırlısı ya. Neresiyse oraya başlayacaksın. Senin için hangisi daha hayırlısı? İyisi de oradaki aletler falan. Çok şey, güzel. Salon daha büyük. Salondan hayır. Dolayı. Bunun için hangisi daha iyiyse oraya başlasın tabii ki. Çok güzel. Bizim küçükler vardı. İçin burası iyi de bu büyüdüğü için küçük geliyor ben salon. Büyük. Ben de gittim gördüm ya o çocuk yani takla açacağı zaman gittiği geldiği her evet. Şey zaten belli. Çocuk yer. Tavan bile yok. Hayırlısı hayat. Anneciğim yedireyim mi sana? Ben teyzeyi zaten yok. Yarım saat geliyorum. Aç bebeğim aç. Duydun mu? Ben teyzeyi yedireyim. Dur sevgi pıtırcığıma da yedireyim ben. Ben vereceksin bana. Canım kızım benim. Bak. Anneciğim. Ay ne özverili bir anne. Bak. Arkaya. Bak bu ile benim sırtıma ne yapıyor? Hareket bak. Canım kızım dedi ya, canım annem diyor şöyle yapıyor. Ay canım anne. Kıskanç bu liş. Evet bu lemenin kıskançlığı çok fena. Bak kıskançlığınız nasıl gidiyor? Gülerken ağlamaya başlıyor kıskançlıkta. Dalıyor şu ya. Evet. Ağlayacak evet gözleri yaşardı. Ağlamaz.
Annem benim. Oy oy oy. Ya şımarma şımarma. Tokat yedim. Benim ama. Seni çok seviyorum Buğla. Ben de seviyorum. Buğlem'in böyle bir huyu vardır. Sevdiği insanı kesinlikle ama kesinlikle paylaşmaz. Paylaşamadı kişilerde Feyzo Şube. Feyza. Ben değil. Gerçekten Feyza hiç kimseyle paylaşmıyor yani, yalan yok. Aşklarına kısa bir sürelik ara verdiler şu an. Yok, barıştı onlar. Yok, gayet mutlular. Çok da mutlular. Mutlu bir arkadaşlıkları var. İlkinden daha da mutlular şu anda. Kıskanacaklar diyor. Omuzlara bak. Baya kötü olmuş önce. Baya bir şeyledik. Neydi onu, Voltaire anne falan oldu. Oldu mu? Bir daha olması lazım. Kaç önce sana diyor o diye. Duygu sömürüsü yapıyor bak. Git bir sıcak su olmasın. Bana ne diyor o diye, bana demedi o diye. Bak o diyor ama. Yazık değil mi belki? Belki de öyle şeylere inanmaz. Nasıl kıyacağım sen buna? Yok, ben öyle şey hak ettiği gibi. Ben de onu mu tanıyorum? Allah seni cezalandırmasın. Nasıl olmasın o? Anne kanar mı? Ara sıra nadiren ama arada oluyor. Bazen. Yani. Keşke bunu tutulduğunu söyleseydim, ben makineye getirseydim ya, bunu rahatlatırdım. Sıcak su torbası senin odada değil mi? Ona su koyalım. Evet. Sırtına biraz koy, o da rahatlatır. O vura vura masaj yapıyor, o da rahatlatırdı aslında. Şöyle biraz. Kim yapıverecekti onu da? Ya kendi bağlayacak. O yapabilir, ona bir şey yok. Ben de elektrik fazla olduğundan dokunamıyorum her şeye. Tamam, sen evin doğal elektriğisin zaten, sıkıntı yok. Evet. Elektrik faturası o yüzden az geliyor. Yarın saat kaçta geleceğim? Çok az geliyor. Kim? Bize, sen. Ben gelmeyeceğim ki, siz geleceksiniz. Biz yarın Belgin teyzeyle bir şeyler yapacağız. İşli köfte yapılacak. İnşallah şey olmazsa, bir aksilik çıkmazsa. Ben yine dönüyorum. Neredesin? Bir buçukta yine gideceğim ya. Ha, şu yeni yere mi? Olabilir. Oh, iyi ki yok. Neyle gideceksiniz, karar verdiniz mi? Berlin'e gideceğiz işte. Otobüsle mi? Babası bırakacakmış. Otobüs kartı yok. Belgin teyze Feytoş'un işi var mı? Yok. Otobüs kartı çıkartalım var biz. Nereden çıkartacağız? Doğu Garajı'ndan çıkartıyoruz. Ben o yerin içinde kaybolurum. Hangi? Beraber gideceğiz hayatım. Üniversitenin diyor. Heee. Konum benim. Berlin'e gidersiniz. Ama bana verme, ben sevmiyorum onu. Birine gideceğiz ya, ben başka bir şey yok. Birine git. Biri. Şu üstündekinden bana da alsana. Yok inan ki. Bunu mangodan şeyden aldım. Mango. Mango. Koton. Bakayım ben nasıl marka bildiriyor. Pardon, aldım ya, bir daha yoktu bu. O yüzden. Verebilir mi hayatım, istersin? Hayatım, olur mu sence? Olur, bir dene. Allah'ını seversen de. Olmaz. Aha. Bak ben sana şimdi... İlla beni rezil etmekse amacım, tamam. Olur. Hayır, bedenine bak. Ver, bırak, iyi dur. Kestik. Bak. Bedenini kesmişsin, içinde yazmıyor. Ha, o zaman rahatsız etmesin diye. Ben bunu büyük beden aldım hayatım. Ve bu önü kapatmayacak. Bu sadece büyük beden olduğu halde olmayacak şimdi. Daha kötü zaten. Hücan önünü kapatmayacaksın. Buna bak, bak. Çok güzel oldu bak işte. Canım, bak. Ben de kapatmıyorum yavru. Kapanmaz bunun. Bunun şekli bu. Ay yavru. Sizi şipliyorum ben. Neyse. En büyük şipim. Güzel hayatım. İstiyorsan verebilirim. Sıkıntı yok. Bebek. Yok şekerim. Yok şekerim. Zayıfken vermedin. Kilo alınca niye veriyorsun? Geçen sene verseydin ya. Geçen sene istedin mi ki? İstedim mi kız? O zaman da dedim çok güzelmiş diye. Şaka. Şaka diyor. Gayet ciddiyim. Allah'ım, kıyafet kavgasına bile başladılar. Niye? Annen geçen benim kotumu giydi ya. Ha evet, getir beni giyeceğim diye. Ama oldu da yani, inatlaştı ve giydi. Ne diyor ki bu? Evva ablama yine kızacaksın ama diyor, içeceği içmemiş diyor, kıyafetine içilmiş diyor. Yani üstüne dökmüş. Canım kızım. Ayrına da aynı şeyi yaptı. Kıyafetine döktü. Bugün ağzını yolunu bulamıyor herhalde, anlaşıldı. Bazen oluyor öyle. Öyle. Onu sakarla çok fazla. Yapacak bir şey yok. Öyle. Bulutlara baksana nasıl duruyor. Belgin teyzesi sakar mı kız? Neyse, öyle olacak artık. Niye olayım? Benim kızıma sakar dediğim için. Senin kızın zaten sakarla tescillenmiş bir şey. Ben de senin cimcimeye zor.
Sürekli çocuk yanlış ayağını kırmasınlar, şey olmasınlar. Sürekli şey yapıyor ya. Dururken bile. Duygularımı incitiyorsun ama. Bulutlara baksana bir. Bak onu değiştiriyor. Aferin benim kızım. Evet arkadaşlar, evimize gelebildik. Annem hemen Hakan'ı aldı. Kendi odasına geçti ve Hakan şu anda gülme sesleri geliyor. Değil mi annem? Çok özlemiş anneannesini. Evet, bayağıdan beri görüşmüyorlar. Kaç saattir? 5 saattir, 5-6 saattir. Ablam jimnastiği 2 saat. Ve sen 3'te mi ne gittin? Şu an saat 8. Doğru. Saat oldu 8. Ay her yer, saçları falan dağılmış. Hakan kucağımdaydı. Kucağımda olduğu zaman direkt saçlarıma yapışıyor. Sen yokken ben de PlayStation'a denedim, olmadı. Yine mi olmadı? O kumandanın birine bastım. HDMI... Bu arada tükürüm takıldı. Tamam helal. HDMI'ye baktım, açılmış. Sonra kapalı gözüküyor. HDMI orada parlıyor ama kapalı gözüküyor. Parlıyor ama kapalı gözüküyor. Neyse bakarız artık, yapacak bir şey yok. Canım çok PlayStation oynamak çekmişti. Bir iki saat önce denem. Neyse artık arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah sevip ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.